sağlıklı yürümesini temin için ortaya çıkabilecek sorunları çözme konusunda... Asrın İş Adamları Derneği 9. Bölgesel Ticaret Toplantısı Bolu'da gerçekleştirildi. Asya'nın kurduğu yapılardan bir diğeri ise ülkemiz için stratejik hale gelen Asriyat Export'tur. Bolu Şube Başkanı Kadir Biçer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Asriyat Genel Başkanı Adnan Danışman, İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Doğan ve Genel Merkeze kayıtlı çok sayıda üye iş insanı katıldı. Asriyat Genel Başkanı Adnan Danışman toplantının başında yaptığı konuşmasında genel merkez ve şubeler arasındaki ticari toplantı ve ilişkilerin önemine vurgu yaparken Bolu Şubesi'nin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bolu Şubemiz yeni yönetim oluşturdu. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Danışman Asriyat olarak hedeflerinin ülke ihracatının %1'ini gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Üyelerini dövizle borçlanmaya karşı da uyardı. Allah kısmet ederse Asriyat ailesi olarak 2023 yılında Türkiye ihracatının %1'ini Asriyat ailesi olarak gerçekleştirme hedefimiz var. 2023 yılı ihracat miktarları tahminen 250 milyar dolar civarında olduğunu düşündüğümüzde Asriyat ailesi olarak da 2023 yılının bizim için 2,5 milyar dolarlık ihracat anlamı ifade ediyor. Bu konuda ben hepinizden gerçekten destek bekliyorum. Şirketlerimiz ciddi sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Ama 2024'ün ortalarından sonra da ayakta kalabilenler, işlerini devam ettirebilenler çok hızlı bir şekilde büyümeye, çok hızlı bir şekilde üretime başlayacaklar. Bu konuda benim sizden istirhamım şu olur. Yani bugünden 2024'ün ortalarına kadar döviz riskine fazla girmeyin. Geliri döviz olmayan şirketlerimiz döviz borçlanmasın. Bolu ile ilgili de açıklamalar yapan danışman mobilya sektörünün gelişmesine işaret etti. Bolu hemen İstanbul'a yakın turizmin merkezi sayılacak bir vilayetimiz. Bolu ile ilgili projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Hem turizm hem yatırımla ilgili bir takım ortaklıklar kurmayı düşünüyoruz. İnşallah bu konuda önümüzdeki dönem bir takım girişimlerimiz olacak. Yani Bolu'da zaten bazı sektörler biliyorsunuz tavukçuluk sektörü, orman sektörü bayağı gelişmiş durumda. Mobilyanın daha da gelişerek devam etmesi gerekiyor. Belki bu konularda yatırım yapmayı düşünebiliriz. Toplantıya ev sahipliği yapan Bolu Şube Başkanı Kadir Biçer ise genel merkez yönetimi ile teşkilat mensuplarını Bolu'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. 2019 yılı sonunda kurucu olarak çıktığımız bu kutlu yolda bugün 37 üyemizle büyük bir aile olmaya doğru emin adımlarla ilerlerken gelecekteki hedefimizi yüzlerce üye ve milyonlarca dolarlık ihracat yapabilecek üyeler çıkarabilmek olarak belirledik. Kıymetli Genel Başkanımız ve İstanbul'dan gelen iş insanlarımızla el ele vererek ticaretlerimizi geliştirmek, hakkaniyetli ve nitelikli kazanca ortak olmak, şehrimizin ve ülkemizin ticari hacmini sürekli büyüterek ilerlemek istiyoruz. Konuşmalar sonrası Genel Merkez ve Bolu Şube Teşkilatlarına mensup iş insanları 9. Bölgesel Ticaret Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaparken yeni iş bağlantılarına da imza attılar. Bir diğeri ise ülkemiz için stratejik hale gelen Asriyat Export'tur.